Sunduğu Şehir Hepimizin programını izlemektesiniz. Ben Yağmur Yıldırım. Bugün kalabalık bir ekiple İstanbul'un ilk mimarlık festivalinin ardından neler izledik, neler yaptık onları konuşacağız. Festival yürütme ekibinden sevgili konuklarım bugün Dilara Tekin Gezginti, Neslihan Şık ve Sait Ali Kökner. Hoş geldiniz bu arada hepiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Merhaba. Hep birlikte olmak çok güzel. Festival gibi bir festivali geride bıraktık söylediğimiz gibi. Bu kentlinin, İstanbul'un mimarlık festivalinde burada sonrasında festival ekibiyle birlikte konuşmak önemli diye düşünüyorum. 5-11 tarihleri arasında çevrimiçi ortamda gerçekleşti İstanbul'un ilk mimarlık festivali. Söylediğim gibi Binat İletişim Danışmanlık ve The Circle ekibi işbirliğiyle gerçekleşti. Burada festival yürütme ekibinden Neslihan Şık, Dilara Tekin Gezginti ve Sait Ali Kökner konuklarım olmakla birlikte aslında hayli kalabalık bir ekip işi olduğunu da burada duyurmuş olalım ve emeği geçen herkesin ellerine sağlık diyelim. Paradigma kayması başlığıyla gerçekleşti. Söylediğim gibi 5-11 Aralık tarihleri arasında gerçekleşti. Kaçıran izleyicilerimiz için de çok yakın zamanda çevrimiçi ortamda tüm üretilenlerin erişilebilir olacağını söylemiş olalım. Ben de merakla bekliyorum sonrasındaki konuşmaların nasıl geçtiği, neler yapıldı. Şimdi biraz böyle İstanbul'un ilk mimarlık festivali aslında çok kısa bir zamanda büyük bir emekle ve enerjiyle ortaya çıkmış olan bir etkinlik. Neden böyle bir festival düzenleme fikri çıktı? Nedir motivasyonları ekibin? Ben belki onları sorarak başlayabilirim. Sonrasında da programa, açık çağrı sürecine ve gerçekleşen etkinliklere değiniriz diye umuyorum. Ya önce ilk sözünü bir tekzip etmekte yarar var. Arkitera'nın yıllar evvel yaptığı Arkienal, hani ilk festival girişimi denebilir. 2 senelik. Yani 1,5 senelik diyelim, hani birincisi oldu, ikincisi tam yapılamamıştı gibi bir hatırlıyorum. Onun ardından, yani bu 2004'ler mi 7'ler miydi hatırlayamıyorum şimdi. Böyle bir festivale ihtiyaç olduğuna kanaat ettik ekip olarak. Ve hani bu online olma ihtimali çok yüksek olan bir ortamda bunu yapmalı mıyız, yapmamalı mıyız derken, bir festival, bir mimarlık festivali yapmanın çok iyi olacağını, hayatlarımızı ne denir, dizginlerini elimize alacağımızı ben öyle görüyorum. Yani bir sürüklenme ortamından acaba olacak mı, olmayacak mı, işte açılacak mı, işte ne denir, salgın koşullarında mekanlarda buluşabilecek miyiz gibi böyle endişelere kapılmak yerine, durumlar bu, tam olarak online olsa nasıl yapılır bu düşünerek bir festival tasarlamaya karar verdik ve festival kelimesini kullanarak. Belki ben ondan bahsedebilirim biraz. Yani bu yani pek çok bir araya getiren format var, işte sempozyumlar var, fuarlar var, bienaller var, değil mi? Ama bunu özellikle festival kelimesiyle olmasını düşündük. Çünkü Türkiye'deki, yani sadece adında İstanbul olmakla birlikte bütün Türkiye'deki, yani ulusal ölçekte mimarlık kültürünün herkesle buluşmasını sağlama amacıyla. Yani bu çok hedef bu. Bunu sağlıyoruz, sağlamıyoruz, bu yıllar içerisinde tartışacağımız bir şey olacak. Ama hani hedef bütün programın oluşturulması, temanın kurgulanması, herkese mimarlık Türkiye'de üretilen, gündemde olan konuların bütün herkesle, bütün entelektüellerle, bütün akademisyenlerle, bütün teyzelerle, babalarla, amcalarla, çocuklarla, mimar olmak isteyenlerle, herkesle paylaşıldığı bir ortam kurgulamak istedik. Sanırım başarılı da oldu bu anlamıyla. Yani izlediğimiz rakamlara baktıkça. Evet. Yani hem, çok pardon Yağmur, yani hem ulaşmaya çalıştığı kitlenin çeşitliliği, hem de aslında içeriğin çeşitliliğini yansıtmak adına da festivalin iyi bir kelime olduğunu düşündük. Çünkü çok farklı çeşitlilikte içeriği farklı formatlarla aslında dinleyiciyle ya da katılımcıyla buluşturmak istiyorduk. Ve işte bir yandan da yani bu mimarlık etkinliklerinin aslında hep belirli bir kendi çevresine hitap etme ve alışık olduğu medyumlarla bunu yapma geleneği var. Hani onu da böyle biraz bozan, hani bazı şeyleri daha, yani böyle ciddili yerlerden bakarak değil de işte daha esnek, daha rahat bir şekilde yapmanın yollarına da bakıyorduk. Dolayısıyla hani böyle bu biraz daha işte kendiliğinden, o ağırlığı olmayan, hafif filan bir takım yaklaşımlarla örtüşmesi açısından da yine festivalin böyle hani iyi bir kelime olduğunu düşündük. Aslında bu hani festival yapma, yani neden Bienal değil de festival yapma meselesi buradan geliyor. Bir de belki
şeyi söylesek mi? Hani niçin bu kadar hani kentle ve kentiyle ve şehirde yaşayan herkese kucaklaşma ve işte buluşma hevesi var mimarların diye de belki hani sorabiliriz değil mi? Bu da çünkü bir paradigma değişimi. Yani belki 2000'ler öncesinde bu kadar değildi bu iş. Bir uzmanlık alanı sonuçta mesleğimiz ama sonuçta bunu biz kent için, kentli için, kullanıcı için, herkes için yapıyoruz. Ve 2000'lerle birlikte aslında genç kuşağın, yeni kuşakların mimarlık yapma şekli, eğer bir yöntemse paradigma, hani oraya da bağlayabiliriz belki, değişti. Çok farklı artık yaklaşıyorlar pratiklerini. Öyle kurguluyorlar. Çok daha katılımcı kurgulamaya çalışıyorlar. Biz de öyle düşünüyoruz hepimiz. Ve bir konu, hani bu mimarlıksa, kentse ne kadar çok konuşur ve ne kadar çok tartışırsak, ne kadar çok farklı fikirle, kafayla karşılaşırsak o kadar kendi mesleğimize katkıda bulunacağını düşünüyoruz bir taraftan da bu işin. Dolayısıyla hani belki geç kalınmış bile olabilir böyle bir şey yapmakta. Evet, bunu tekrar vurgulamış olalım. Neden İstanbul Mimarlık Festivali? Ki ismi İstanbul Mimarlık Festivali olmasına rağmen yalnızca İstanbullu izleyiciye ya da İstanbulluları aslında hedef alan bir etkinlikte değil. Bir yandan da festival kurgusunun bir mimarlık sergisinden, mimarlık panelinden ya da bir mimarlık toplantısından farklı olarak yalnız mimarların mimarlık konuştuğu değil, içinde yaşanan kenti, bütün kentlilerin, herkesin konuşabileceği, birbiriyle karşılaşabileceği ve birbirinden öğrenebileceği bir etkinlik olarak aslında planlandığını ben pardon, tekrar vurgulamak isterim. Bir hafta içinde gerçekleşti ve aslında hali de yoğun bir programla gerçekleşti. Şimdi birazcık bütün bu hazırlık sürecine geri dönersek, bu İstanbullu herkesi, kenti üzerine düşünen, paylaşmak isteyen, öğrenmek isteyen herkesi aslında kucaklamaya hevesli bir festival içinde bir açık çağrı süreci gerçekleştirdiniz ve herkesin aslında çocuklarında, kentte yaşayan çeşitli gruplarında kendilerinin aslında seslerini etkinliklerle duyurabileceklerine dair de aslında hayli ucu açıkta bir açık çağrı gerçekleştirdiniz. Ben biraz hani bu niyetin de bir yansıması olarak nasıl gerçekleşti, neler oldu onları bir sormak istiyorum. 40 küsur etkinlik gerçekleştirildi. 12 tane açık çağrıdan seçilmiş etkinlik var. Bu da yani oran olarak 1/3 demek oluyor. Yani gövdesinin yani çok önemli bir kısmı açık çağrıyla da oluşmuş bir program. Hani o da bir şey söylüyor herhalde. Şimdi şundan bahsetmek lazım. Şimdi hem Circle'da hem Bina danışmanlıkta bir araya gelince bunu kurgulayan ekip böyle 20 küsur kişi, bir de danışman kurulu oluşturuldu. Şöyle öneriler, program oluştururken öneriler ne denir, ortaya atıldı. Bunlar okundu. Tekrar ilham verdi başka. Ha, bu böyle bir şey olabiliyorsa acaba ben de şöyle bir şey mi düşünüyordum, onu mu önersem falan derken bunlar topluca değerlendirildi. İkinci bir tur tekrar danışma kurulu tarafından değerlendirildi. Böyle nasıl denir, bir kovan zihin gibi, yani bir ortaklaşa tartışılarak çok açık hani böyle şeffaf bir şekilde, hani tabii hani o bu kalabalığın içerisinde değerlendirilerek oluşan bir program oluştu. Bu programı oluştururken de şeylere dikkat edildi. Yani çocuklara hitap eden bir şeyimiz var mı? Gençlere hitap eden bir şeyimiz var mı? Efendim söyleyeyim, mimar olmak isteyenlere ya da mimar olmak istemiş ama olamamış kişilere hani hitap eden konularımız var mı? Yani böyle bir çeşitlilik, yani her türlü saçaklanan böyle bir içerik oluşturmak için böyle bir çatı oluşturulmaya çalışıldı program. Açık çağrıdan gelen öneriler de çok güzel doldurdu eksiklerini adeta. Hani aklımıza gelmemiş şeyler tamamlanmış oldu gibi. Böyle bir ne denir, ortaklaşarak, tartışarak oluşmuş bir programdan bahsediyoruz. Şeyin yani hafta sırasında gördüğümüzde şöyle oldu. Hani şimdi bir kapalı bir ortamda böyle bir hizmet programı etrafında, yani bir bilet alınan, içine girilen bir software yardımıyla hani bir sanal bir ortamda gerçekleşti. Hani onun içindeyken etkinlikleri birinden çıkıp diğerine girmek daha kolay oluyordu. Böyle bir işte açık kaynak bir video paylaşım sitesi gibi değil de hani orada dağınık değil. Böyle bir parantezlenmiş bir yerde o gerçekleştiği için. Orada şeyi takip etmek mümkün oluyordu. Mesela tahmin edeceğiniz gibi mesela sinema ve mimarlıkla ilgili bir etkinlik sırasında yeni bilet alımları olmaya başlıyor. Başka bir grup geliyor.
ya da işte Cin Ali etkinliği sırasında çocuklara hitaben yapılmış işte bir etkinlik sırasında başka yeni girenler oluyordu. Onları görmek mümkün oluyor. Yani farklı kesimlere hitap ettiğimizde bu şekilde hani yani ah oluyor galiba. Hani bak başka insan giriyor. Yani dünkü paneli dinleyenler değil başka insanlar da kaydolmaya başladı. İşte öyle öyle çoğalarak hani oradan da görmek hani fiziksel olsaydı belki bunu takip etmek daha zor olacak. Online olmasının avantajlarını hani tartışacaksak bu da ondan bir tanesi olsa gerek. Bu böyle kurgulanan bir festival ortamından bahsediyoruz. Yani yeterince panel oldu mu? Yeterince sen işte keynote konuşmacımız var mı? Yeterince atölyemiz var mı? En sonunda ortaya çıkan hani Ertuğ son değerlendirmede çok güzel söylemişti Ertuğ Uçar. Hani sadece takvime bakarak bile ha bu güzel bir festival oldu galiba diye. Yani programın kendisi hani o çeşitliliği sağladığını gösteriyordu. Hepimiz öyle çok memnun olmuştuk ortaya çıkan programda. Sanırım da hani bu ne denir? İzleyiciler, katılımcılar tarafından da takdir edildi yani öyle anlaşıldı diye düşünüyorum. Şeyi de söylemekte tekrar yani rakamları biraz Tolga'nın olsa burada yürütücü kurulundan, koordinatör ekipten daha çok iyi söyler ama hani katılımcıların yarısı İstanbul dışında. Yani 20 bine yakın bir katılımcı hareketi var. Yani 10 binden fazlası İstanbul dışından katılıyor. 20 binde evet. Kaldı ki şey daha fazlaydı sanırım. Programlar yani rakamlardan yani söylüyor olabilir. Programları yürüten kişiler de yani işte Denizli'den, Samsun'dan, işte İzmir'den hani pek çok yerden hem atölye yürüten hem katılan yani çok çeşitli yani ulus yani %5'i de galiba uluslararası katılım. 9 ülke demişti yanılmıyorsam Tolga. O da oldu çünkü çok şey oturumlar Fransızca oldu, İngilizce oldu, hani anlık çevrildi, çevrilmedi. Ona da çok şey yapmadık hani. Çünkü şöyle şeyler de olacak hani daha sonradan çevrimiçi video programına konduğu zaman orada anlık tercüme imkanları var. ona güveniyoruz. Çok o haliyle çok rahat kendiliğinden içten oturumlar olduğunu da düşünüyorum. Biraz da festival ruhuna uygun olduğunu düşünüyorum ben. Yoldaki o birlikteliklerle şekillenen, devam eden, kimisi hani anlık gelişen olaylar festival gibi olmuş. Biraz böyle bu çevrim içi bir etkinlik yapmak neler öğretti, zorlukları, avantajları neydi ona biraz geleceğim ama şimdi böyle izleyiciler merak etmişlerdir bu panellerden, içerikten bahsederken. Açık çağrıdan itibaren ben aslında bir tekrar edersem ucu açık bir açık çağrı oldu ve hem fiziksel mekanda da koşullara göre yapılabilecek olan kimisi izlenebilecek görsel içerikte olan kimleri atölye çalışmalarına dayanan kimleri toplanıp tartışmalara dayanan her türlü aslında etkinliğe her kesimden ya da eğitimden ya da yaş grubundan kişiden topluluktan başvurulara açık olduğunuzu özellikle altını çizmiştiniz bütün bu süreçte. Halinde zengin bir program ortaya çıktı. Neler ortaya çıktı? Örneğin benim takip edebildiğim kadarıyla fiziksel bir mekandaki kimi turların STK'larla işbirliğinde aynı zamanda canlı yayında yayınlandığı etkinlikler de oldu. Filmlerin üzerine tartışılan kimi toplantılar da oldu. Belirli gruplara hedef alan çeşitli oturumlar da oldu. Ben biraz bu çeşitlilik ve programlar özelinde size sorabilir miyim? Neler oldu içerikte? Yani aslında Sait Ali'nin de bu bahsettiği işte kapsayıcılık konusunu biz gerçekten farklı etkinlik tipleriyle de gerçekleştirmeye çalışıyor olduk. Yani orada da öne çıkan bu kuşaklardan belki bahsederek anlatmak daha pratik olur. Çocuk kuşağı, kampüs kuşağı, keynote kuşağı gibi bir takım kuşaklar vardı. Ve bunlarda da işte hani çocuklarla bir takım atölyeler gerçekleşti. Yani hem kentle ilgili olan hem de işte tamamen bambaşka bir konuda. Örneğin Cin Ali Müzesi'nin konuşulduğu, yani Cin Ali'nin konuşulduğu bir etkinlik gibi. Keynote'lar zaten yani mimarlık ve kent kültürüne dair her biri bambaşka konuda gerçekleşti. Şu anda bir yandan da aslında hızlıca ekranda üzerinden geçiyoruz. Açık rota yine çok anlamlı bulduğumuz bir etkinlikti. Çünkü bu bizim yani böyle hibrit bir şey kurabilmemize de aracılık etti bir bakıma. Yani festivalin yayınlandığı ortam dijital olmakla birlikte aslında yayınlanan etkinliğin gerçekleştiği ortam kimi zaman dijital ortam, kimi zaman da fiziksel ortamdı. Örneğin hani Circle'da bir performans gerçekleştirdi Fringe tiyatro topluluğu. Yani fiziksel olarak mekanda gerçekleşen bir etkinliği biz dijitalden veriyor olduk.
Ya da bu açık rotalarda da yine nitekim hani birkaç kişi orayı fiziksel olarak geziyorlar, oranın içindeler. Ama bunun yayınlandığı mecra dijital oldu. Hani dolayısıyla o da aslında deneyimin çeşitliliği anlamında da böyle hani keyifli bir ne denir seyir yarattı bir bakıma. Etkinliklerden unuttuğum bir şey var mı? Ha şey var, kampüs kuşağı var. Yine aslında çok önemsediğimiz, yani öğrencilere istedikleri şekilde seslerini duyurmaları için bir platform sağlamayı çok önemli bulmuştuk. Dolayısıyla da yani mimarlık kulüpleri, okulların mimarlık kulüplerinden öğrenciler sabahları işte bir saat aralık içerisinde birkaç okul çıkarak kendi dert edindikleri konuyu paylaştıkları bir platform bulmuş oldular. Bunun yanı sıra nelerimiz vardı? Belki Neslihan senden destek isteyeyim. Hatırlayamadım da hepsini. Çok çok çeşitli şeyler vardı. Aslında hani açık çağrıyla da gelen biz, onu da biz bekliyorduk zaten. Hani belli kuşakları biz yürütücü ekip olarak hani tartışarak oturttuk. İşte şu kuşak olsun böyle programlar olsun diye. Ama açık çağrıdan hani bizim aklımıza gelmeyecek şeylerin geleceğini bekliyorduk. Oyunlar geldi mesela. Bunlar hani özellikle farklı yaş gruplarını ve mimar olmayanları da hani gerçekten izleyici kitlesine katmak için çok önemli şeyler. Yarışma yapamadık ama hani onlar şeylerimizden biri o. Hani maraton oldu ama tasarım maratonu oldu. Evet, bir tasarım maratonu oldu ama hani başka türlü yarışmalar da yapılabilirdi diye düşünüyoruz. Onu pek hani şey yapamadık, beceremedik. Ama dediğim gibi işte oyunlar vardı açık çağrıda gelen. Aslında neler farklı kurgulara sahipti. Kimi bildiğimiz anlamda uzun uzun oturup konuşulan işte bir şeyler çizilen üretilen atölyeler olmakla birlikte bazıları daha farklı, daha kısa, daha hızlı atölyeler oldu. Sanırım böyleydi. Ve aslında onların her biri de hani şey izleyici için de farklı bir takım izleme biçimleri de oluşturdu. Yani ondan kapanış etkinliğinde de bahsetmiştim sanırım. Hani bazılarını işte Rumi Yetimhanesi'ni gezmek gibi olanları aslında böyle gerçekten ekrana kilitleyip kilitlenip izlerken bazılarını da hani insanlar böyle birkaç paneli bir arada yani bir panelle bir atölyeyi hatta işte Banu'nun söylediği öyle komik bir durum vardı. Yani ciddi bir panel izlerken bir yandan da Cinali etkinliğini merak ettiği için ikisini de ekranda açıyor ve işte seslerini açıp kapatarak falan böyle dinlemek gibi yani hani aslında bu biraz da bu dijitalin yarattığı aynı anda farklı şeyleri yapabilmenin de bir yolu yani biraz tuhaf bir deneyim biçimi ama ilginç de oluyor bir diğer taraftan ve dolayısıyla bir hafta boyunca da böyle insanların gündelik hayatına yayılan bir şeye dönüştü bu festival. İşte akşamları Mubi'den film izlemek şeklinde. Podcast gibi, radyo gibi işte sesi dinliyorsun fakat o sırada yemeğin altını işte akısıyorsun falan gibi o da mümkün olabiliyor. Yani biraz da karantina koşullarını da getirdiği tabii ki. Evet. Farklı bir deneyim olarak işte Pamukkale Üniversitesi'nden öğrenci kulübünün yaptığı Paradigm Map diye bir şey. Yani her akşam yani bir gün bir evvel yapılmış, o gün yapılmış etkinlikleri bir fanzin şeklinde getirip düzenleyip yayınladılar. O zaman hani ertesi gün dün neler olmuş diye biraz böyle esprili, şakalı bir şekilde böyle görsellenmiş bir şekilde. Tam fanzin hani kültüründe. Onları takip etmek mümkün oldu. İşte beraber uçurtma uçuruldu. Mekan farklılığı gözetilmeden Mardinli, işte Mardin Artuklu'dan öğrencilerin kulübüyle. Hani onlar, bunlar hep açık çağrıdan gelen öneriler bu arada. İki tanesi. İşte uluslararası katılımcılarla planlanmış işte yeni mimarlığın yeni halleriyle ilgili ya da işte paradigma kayması temasıyla ilişkili olacak şekilde işte ekolojik sürdürülebilir işte gezegene duyarlı işte insanlı gezegen nasıl mümkün olacak bu mimarlık yapı yapma eylemi çünkü çok yıkıcı bir eylem ama bunu nasıl hani gezegende insanın hayatta kalabileceği bir şekilde uzun yüzyıllar bin yıllar boyunca bunu sağlayabileceğimiz tartışabildiğimiz etkinlikler de oldu. Etkinliklerin çoğu da aslında hani olup bitmedi de diyebiliriz bir taraftan dijital olmasının verdiği bir ayrı bir avantaj da o oldu galiba. Hepsinin kaydını alabildik. Biz yavaş yavaş bunları yükleyeceğiz aslında festivalin YouTube kanalına. Böylece hani izleyici sayısını da arttırabiliriz kaçıranlar için. Çünkü şöyle de bir şey var. Hani ben geçtiğimiz bir hafta gerçekten çok yorulduk bütün ekip olarak. Ya öncesinde de hazırlık süreci de çok yorucuydu tabii ama bir taraftan şeyi programı hazırlarken biz
gerçekten hani böyle bir boşluk bırakmayan bir canlı yayın gibi planlamışız aslında. Hani yani evet. Biri gidiyor, diğeri başlıyor. Hani yani ya, gerçekten araya vakit koysaymışız dediğimiz gibi. Evet, yani diğer ekibin sahneyi boşaltmasını beklerdik. Bu aklımıza gelirdi. Bu kez hiç öyle bir şey bile yapmamışız. 8'de o bitsin, 8'de bu başlasın falan gibi böyle bir açlık bir taraftan. Ya da dijital bir şeyi daha önce deneyimlememiş olmanın böyle bir şeyin çok fazla verdiği bir acemilik de olabilir ama altından kalktık diye düşünüyorum. Umuyorum ki. Yani salonlarda da gecikmeler olur ama burada işte online bağlanma sırasında işte ses, mikrofon açıldı açılmadı işte hazırlanıyor. O sırada seyirciler online olduğu için tam 00'da başlamasını bekliyorlar tabii. Seyirciler aralarında muhabbet edemiyorlar fuayede. Dolayısıyla tek başına ekran başında senin tam saatinde başlamanı bekliyor haklı olarak. Yani aslında o chat ortamı bir nevi fuayeye de dönüştü bir bakıma. Enteresan bir şey, sosyalleşme biçimi olarak. Ama hakikaten tam ya 00'da başlaması da bekleniyor dijital olunca. O biraz komik bir durum. Ya yetişemedi yani arkada backstage'deki hazırlıklar. Birisi işte Fransa'dan bağlanıyor, mikrofonu yok. Oradan telefondan o bağlantıyı öbür bilgisayardan aktararak alıyorlar falan ve oluyor. Yani oldurtturuldu bütün her şey. Biz arkada bir sorun olmadığı gibi hani. Polis yazıkları çok komikti. Yani o anlamda canlı yayın tabii yani öyle tam yayıncılık gibiydi. Zaten öyle bir yorum da yine oldu bizim son danışma kurulumuzun da katıldığı son değerlendirme toptansına. Sanki bir haftalık bir televizyon gibi programı gibiydi diye. Yani tabii bu kadar ekranla da ilişkilendiği için aklı o geliyor. Herhalde belki de yani fuarlar falan da öyle belki de hani fiziksel olarak orada bulunca o hissi vermiyor. Yani böyle sürekli bir program bitince biri başlayan bir televizyon çağrışımı olmuyor ama şimdi online olunca öyle bir hani mimarlık işte, TV falan gibi bir şey oldu. Yani festival TV gibi bir haftalık bir başlayan ve kapanan bir televizyon gibi. Hatta aynı anda devam eden etkinlikler vardı aslında gün boyu. Atölyeler, oyunlar ya da onların sunumları devam ederken sahnede başka türlü işte paneller, konuşmalar bir taraftan yürütüldü. Şey deneyimi farklıydı. Şimdi salonda birisi konuşurken soruları alacağız filan diye beklenir. Hani herkes yazar. Birisi ayağa, sonra o soru anı gelir. Ayağa kalkar, soru sorar. Burada konuşma sırasında chatten soru çat diye o an hani o soru geliyor. Ve sen hani eğer hani chat'i de aç yani o tartışma ortamını da paralel bakarak dinliyorsan o soruyla birlikte dinlemeye başlıyorsun bu sefer. Yani bu çok şey farklı bir deneyim. Yani cevaplayacak mı? Bak bu güzel soru. Ay ne sert sordu falan gibi böyle onu işte haksızlık mı etti acaba falan gibi böyle yani normalde hani fiziksel bazen bir ortamda. Bazen soru da olmuyor. Bazen yorum oluyor. Şey. Tabii bazen bir yorum oluyor bu. Hani soru da olmuyor her zaman. O yorum üzerine başka bir şey konuşmaya başlayabiliyor izleyici yan taraftan aslında o da var. Kendi arasında. Evet bunlar... sürekli fuayede bir kulakla aslında etkinlikleri takip etmek gibi olmuş bir yandan. Evet. Gelecek seneyle ilgili hani bir şey hani ne olur yani gelecek senesi nasıl olur? Belki işte karantina kalkmış olacak sanki yüksek ihtimal. Ama herkesin ortak sanki duygusu kim konuşsa işte mesela o danışma kuruluyla o değerlendirme toplantısında olsun işte Müge Cengizkan katılamamış toplantıya o sosyal medyadan görüşlerini paylaşmış aynı şeyleri söylüyor. Bir şekilde bu öğrendiklerimizin gelecek senelerde devam edeceği kanaatindeyiz. Yani bu online ortamların çok çok daha fazla iç içe olacağı hibrit kurgular olacak gibi gözüküyor. Yani belki ben böyle biraz bilim kurgu bir şekilde anlatacak olursam hani katılımcıların da böyle ekranlarla orada salonda oturduğu yani böyle fiziksel etkinlikler yapar hale gelecekmişiz gibi gözüküyor. Oradan el kaldırdıkları, konuştukları hani. Beni biraz sağa kaydırır mısın göremiyorum falan gibiden bir böyle. Ekranlarla, tabletlerle çünkü yani müthiş bir şey. İzmir'desin, buraya katılıyorsun. Ankara'dasın, oradaki, yani buradan Samsun'daki etkinliğe katılıyorsun. Müthiş bunlar, pratik şeyler. Ama yine de benim hayalim bu bir festival olduğu için içinde yapıldığı kente yayılan, kentin sokaklarına, mahallelerine yayılan etkinliklerinde olması, her şeyin dijitalde kalması. İşte öyle öyle ama böyle sanki elimizde böyle hani ne o yüksek çözünürlüklü kameralarla birlikte gezdiğimiz. Yani o şey online katılımcıları da yanında şey hani
böyle bir sopa ucunda gezdirdiğin böyle fiziksel etkinlikler olacak yani başı. Böyle işte işte bakın görüyor musunuz yani o sırada hani çünkü bu var hani işte çevrimiçi video paylaşım programlarında yürünerek yapılan sohbetler falan böyle mimarlık konuşan mesela Avustralyalı iki tane hoca var. Yürüyerek konuşuyorlar. Böyle ellerinde bir kamerayla ve onu yayınlıyorlar. Yani onun gibi şeyler olacağını hayal etmeye başlıyorum böyle. Yani böyle, ama tabii şey kişisel bir hayal nasıl olacağını birlikte tasarlayacağız diyeceğiz. Yani fizikselin ve dijitalin hani güçlü olduğu yanları alıp birleştiren ve böyle biraz daha kompozit bir şey kuran şekilde olacak diye tahmin ediyorum ben de. Hani şu an yani hem edindiğimiz tecrübelerden hareketle hem de sonrasında gelen yorumlardan hani bunu iyi çalışan bir sistem olacağını düşünüyorum. Evet, daha festival ekibi hani değerlendirme toplantısı için biz daha toplanmadık hani. Aa, işte kapanış şeyleri, haberler bir tane. Onları toparlamakla meşgulüz şu an. O toplantıyı yapınca belki orada tartışırız bunları da. Evet. Bir şeyi söylemek isterim bir de. Şimdi hani katılımcı olmayı arzuladık ya hani onun tavanı yok. Yani katılımcılığın tavanı yok. Hani bir sınırı yok. O yüzden hani ne yani bunun da ilacı hani niye yeterince katılımcı yapmadınız bunu değil de niye katılmadım gibi bir formülü var. Yani daha çok yani ne denir? Daha çok taleple dışarıdan hani bu organizasyonu zorlayan taleple bunun artabileceğini de düşünüyorum bir yandan. Yani bizde öyle bir niyet ve hani iştah var hani mutfakta. Hani bunun giderek her sene artarak çoğalmasını temenni ediyorum ben. Hani ama katılımın da şekillendirdiği. İşte diyorum ya üçte biri açık çağrıyla geliyor. Yani programı çok ağır şekillendirme iktidarı var. Katılacak. Ben bu sene bunun yapılmadığını, eksik kaldığını düşünüyorum. O yüzden gelecek sene bununla bu konuyla katılmam lazım gibi bir tavırla bunun zenginleşeceğini hani hayal ediyorum. Çünkü tavanı yok yani ölçüsü de yok ne kadar iyi ne kadar işte yayılabildik herkese erişebildik hani nasıl ölçülebilir o? Açık çağrıdan mesela gerçekten de hani mimar olmayan tasarımcı olmayan ama bu konulara meraklı kentle ilgilenen ve bu işlere kafalanan insanların çağrılarını da bekliyorduk bu mesela çok fazla olamadı bu yıl. Biz yine belki duyurmakta da hani kendi içimde hani yine kendi mecralarımıza duyuruyor olduk herhalde daha çok belki de. Bunun mesela artmasını bekliyorum ben önümüzdeki yıl. Bu çok enteresan olur bence. Evet buradan da bizi izleyen sevgili izleyicilerimize birer davet olsun o halde. Hem böylece İstanbul Mimarlık Festivali'nin devamının da olacağı haberini almış olduk. Hem de sonrasında yine katılımcı her gelenin birbirinden bir şeyler öğrenebileceği, bir şeyler paylaşabileceği bu kapsayıcı, çok renkli, çok sesli yapının devam edeceğinin ipucunu almış olduk. Ben bir şunu da tekrar etmek istiyorum. 5-11 Aralık tarihleri arasında gerçekleşti. Fakat aslında festivalin çeşitli etkinlikleri de devam ediyor diyebiliriz. Örneğin bir işbirliğiyle bir ay boyunca çevrimiçi olarak film gösterimleri mimarlık üzerine erişime açık. Onun yanı sıra ben bu etkinlikleri kaçırdım. Keşke dinleyebilseydim diyen izleyiciler de kısa bir sabırlı olacak sürenin ardından izleyebilecekler. İstanbul Mimarlık Festivali'nin çevrimiçi haber bültenlerini takip edin diyelim. Bu arada Pamukkale Üniversitesi öğrencilerine benden de tebrikler. Ben büyük bir eğlenceyle takip ettim günlük bültenlerini. Ne olmuş, ne konuşulmuş. Hani hafif böyle bir okul gazetesi, dedikodu gazetesi gibi böyle günü esprili bir dilde de özetlemeleri çok güzeldi. Bakalım hani bunlar gibi nasıl olacak festivalin devamında merakla bekliyoruz. Bir yandan dediğimiz gibi burada 3 kişiyi konuk ediyoruz. Fakat hayli kalabalık bir ekip işi olduğunu The Circle'ın, Binat İletişim Danışmanlığı'nın kalabalık ekibinin hayli aslında yoğun emekleriyle bu kadar kısa bir süre içinde planlanmış bir etkinlik olduğunu da söylemiş olalım. Danışma kurulu yine hayli kalabalık, çok emekle aslında yürütülen, çok üzerinde düşünülen programı böylece gerçekleştirmiş oldular. Bu hani yapıda da emin için herkesi tekrar tebrik ettik, üretmiş olalım. Size ulaşmak isteyenlerin İstanbul Mimarlık Festivali'nin dediğimiz gibi hem internet sitesi hem sosyal medya hesapları oldukça aktif. Her türlü haberi takip edelim ve devamı için de iletişimde kalalım diyoruz o halde. Son olarak belki programın sonuna gelirken ben gelecek seneye hangi izleri bıraktı, neler öğrendiniz kendi adınıza onları size sorabilirim. Ya
şey ben ne denir yani gündemi mimarlık gündemini, ulusal mimarlık gündemimizi ya da bu buraların, bu coğrafyanın mimarlık gündemini elimize aldığımızı düşünüyorum böyle etkinliklerle. Yani sadece yürütücü kurul olarak değil, bütün katılım sağlayan, dinleyen, yorum yapan, işte atölye için başvuran herkesle. Yani hani ne denir işte yabancı bir yayın kuru şeyinde hani sitesinde gözükmek değil de yani işte yani ayağımı yere vuruyorum ve dünyanın merkezi burası diyorum. Yani bu tavırın çok iyi geleceğini düşünüyordum ve öyle olduğunu düşünüyorum. Yani kendi gündemini oluşturan, kendi tartışması gerektiği düşündüğü şeyi ortaya koyan, tartışan, oradan çoğalan. Hani bunun mühim olduğunu düşünüyorum. Hani ya işte bunu gündeme sokmalıyız, işte Amerika'daki şu şeye, dergiye koymalıyız bunu falan yerine hani kendi mecrasını oluşturmanın çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Çünkü o sesler, çok ses var dünyada. Yoksa böyle tek bir merkeze ya da bir yani merkez çeper hani üstten okursak bu meseleyi hani bütün çeperler merkezdir gibi bir şey demeye çalışıyorum. Bu his çok iyi geldi bana. Hani o yüzden hani gelecek sene bunun daha da güçlenerek çoğalacağını düşünüyorum. Yani İstanbul Mimarlık Festivali isim olarak böyle bir başka türlü bir merkez olacak gibi geliyor bana. Belki şeyi eklemek iyi olur. Aslında hani bu dönem, yani bu yılki festivalde de niyet ettiğimiz ve iyi çalıştığına şahit olduğumuz bir durum. Katılımcılığı sağlamak için bir takım esnek sınırlar koymak ve bu esnek sınırlarında insanların işte temayı ve festivali kendi algıları doğrultusunda eklemlenebilecekleri bir böyle şey, yol olarak kullanmasını sağlamak. Bu gerçekten iyi işledi. Dolayısıyla bir sonraki yılda da yine hani tema dahilinde mümkün olan yine esnek bir sınır koymak ve yine aslında bu katılımcılığa sevk etmek anlamlı olur diye düşünüyorum. Mesela neyi yapmamalıydık falan diye düşününce aslında bir tur üstünden geçmiş olduk ama evet, hani çeşitliliği sağlamaya çalışırken, çalışmak çok önemli hakikaten, ama bu kadar ardı arkasına koymak yerine belki kendimize ve işte seyircilere 10 dakika soluklanma molaları koymak iyi olabilirdi. Mesela onu da yine aklımızda tutuyor olacağız. Biz bir yandan aslında bu yürütücü ekip olarak yazışırken, yani pek çok WhatsApp grubu var tabii, tahmin edilebilir ki onlarda yani işte şunu şöyle yapmayalım bir dahaki sefere, bu çok iyi oldu, bunu bir kenara not alalım falan dediğimiz bir şeyimiz oldu, drive'ımız. Orayı da böyle yavaş yavaş çalışıyor olacağız. Dolayısıyla aslında o hani süreç boyunca konuşulan ve ay iyi ki yaptık, işte eyvah keşke şöyle yapsaydıkları falan topladığımız şeyin üstünden ikincisini çıkarmak daha kolay olacak diye tahmin ediyorum. Evet, sevgili Neslihan Şık'ın da eklemek istedikleri varsa onu sormak istiyorum. Ben çok şey öğrendik tabii. Yani kendi adıma teknolojiye dair çok şey öğrendim bu ve böyle hafif bir arka tarafta olup hani biraz böyle reji masasına dair tecrübem oluştu. Şaka bir yana tabii ki daha fazla katılımcı olmasına dair bir sürü fikir edindik. Hangi etkinliklere kimler daha çok ilgi gösterdi gibi, bu istatistiklerimize de gelince önümüze, yani bir belli bir fikrimiz var ama çok daha şey olacak. Ve programı önümüzdeki yıl buna göre, bu yıl öğrendiklerimizden yola çıkarak daha zengin, daha katılımcı bir hale getirebileceğimizi umuyorum, en azından diyeyim. Onun için uğraşacağız. Biz de o zaman ikinci gelecek olan İstanbul Mimarlık Festivali'ni heyecanla, hevesle bekliyoruz diyeyim. Bu arada çok teşekkürler. Daha kendi aranızda dahi ne olduğu, neler yaşadık biz toplantısı yapmadan gelip buraya paylaşmanız, aktarmanız bizlerle birlikte çok kıymetli bizim için. Gerçekten çok teşekkürler, sağlık. Burada Neslihan Şık, Dilar Tekin Gezginti, Sait Ali Kökner bizimle birlikte ama hayli kalabalık bir ekip işi olarak çıktı İstanbul Mimarlık Festivali. Tekrar etmiş olalım. Özellikle sosyal medyadan ve çevrimiçi internet sitesi üzerinden takip edebilirsiniz. Yapılanları kısa süre içinde de içeriklere çevrimiçi olarak erişebileceğiz. Bir yandan da film paylaşımları devam ediyor olacak ay boyunca. Taze taze, sıcak sıcak haftanın izlenimlerini sizden almış olduk. Çok teşekkürler gelip paylaştığınız için. Sevgili Ali Vatansever'e de teşekkürler. Reji masasında her programda olduğu gibi bu süreçte bizlere destek olmakta. Şehir Hepimizin'i izlediniz. Ben Yağmur Yıldırım. İyi günler, hoşça kalın. İyi günler. İyi günler. Teşekkürler davet için. Çok sağ olun. Teşekkürler.